Çocuklar merhabalar, sizinle şimdi örüntünün kuralını belirleyelim. Şimdi çocuklar, buradaki örüntünün kuralını bulmak için tekrar eden yere bakmamız gerekiyor. Tekrar eden yeri bulmak için de sesli olarak okumanızı öneririm. Mavi çiçek, kırmızı çiçek, siyah çiçek, mavi çiçek. Aa, fark ettiniz mi? Tekrar etti, değil mi? O zaman ben kuralımı buldum. Sen benim kuralımsın. Çünkü neden? Bakın mavi çiçek. Mavi çiçekle devam ediyor, görüyor musunuz? Mavi çiçek, kırmızı çiçek, siyah çiçek. Mavi çiçek, kırmızı çiçek, siyah çiçek. O zaman yazıyalım. Hadi bakalım. Mavi çiçek. Virgül koyalım. Hatta kırmızıyı da kırmızı çiçekle yazayım mı? Kırmızı. Kırmızı çiçek. Virgül koyalım. Ve siyah çiçek. Onu da siyah da yazayım mı? Siyah çiçek. Evet, kuralımız bu şekilde. Demek ki devamında bu siyahtan sonra ne gelecek çocuklar? Ne gelecek? Mavi, evet. Mavi çiçek gelecek. Şimdi buradaki kuralı bulalım. Kuralı bulmak için ne yapıyorduk? Sesli tekrar ediyorduk. Hadi tekrar edelim. Üçgen, kare, dikdörtgen. Üçgen, kare, dikdörtgen. Üçgen, kare, dikdörtgen. Nerede tekrarlıyor? Hangi şekilde tekrar ediyor? Evet, doğru söylüyorsun. Üçgende tekrar ediyor bak. Üçgen, kare, dikdörtgen. Tekrar üçgene geldi. O zaman tamam, kuralımı buldum. Sen benim örüntü kuralımsın. Gel bakalım buraya. O zaman yazalım örüntü kuralını. Neymiş? Üçgen, üçgen, peki, kare, ve neymiş? Dik dörtgen, yazalım, dik dörtgen. Gen, gen kenar anlamına geliyor. Tamam mı çocuklar? Üçgen, kare, dikdörtgen. İşte kuralımızı bulmak için bu şekilde sesli tekrar edin. Ve nerede aynı şeklin tekrar ettiğini anlamaya çalış. Anlaştık mı? Bu derse katıldığınız için size bir gülücük, bir de yıldız veriyorum. O zaman bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.